Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nin Gladius'unu 15-16 Temmuz 2016 gecesi kan revan içinde bıraktı, ezdi, öldürdü, öldüremediklerini de hapse tıktı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Çanakkale'de yapılan Öncü Gençlik Yaz Akademisi'nde gençlerle buluştu. ABD Gladius'unun 15-16 Temmuz'da ezildiğini söyleyen Perinçek, Türkiye'nin yeni bir sürece girdiğine dikkat çekti. Bugün Türkiye'nin hapishanelerinde NATO generalleri yatıyor. Yani değişikliği en iyi anlatan somut olgulardan biri. Türkiye NATO üyesi, sözüm ona, ama NATO'nun generalleri, FETÖ'nün generalleri Türkiye'nin hapishanelerinde. Türkiye'nin hapishanelerinde NATO generallerinin yattığını ifade eden Perinçek, ABD'nin kara gücü PKK'nın da bitirildiğini belirtti. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nin kara kuvveti dediği PKK'yı, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin hava kuvveti, deniz kuvveti, kara kuvveti deniyor ya, o kara kuvvetim dediği PKK'yı hem yurt topraklarında bitirdi büyük ölçüde ve sınır ötesinde de bitiriyor. Vatan Partisi lideri Türkiye'nin Atlantik zincirlerini kırdığını kaydetti. Ve Türkiye, en önemlisi, 1980'lerde Türkiye'ye Batı sistemi tarafından dayatılmış olan Turgut Özal'ın liderliğindeki dünya ekonomisiyle entegrasyon, bütünleşme denen programı yırtmanın eşiğinde o çabalar içine girdi. Toplam olarak baktığımız zaman Türkiye 1945 sonrasında kendisine vurulmuş olan Atlantik zincirlerini kırıyor. Bir sistemin zincirlerini kırıyor. Perinçek, Türkiye, Rusya ve Suriye'nin ABD'ye karşı silahla savaşan 3 ülke olduğuna vurgu yaptı. Atlantik sistemi emperyalist kapitalist sistem. Emperyalist kapitalist sistemin bugün dünyada zincirini kıran önde gelen ülkelerden biri. O sisteme karşı silahlı bir mücadele veriyor. Bugün dünyada Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı silahla mücadele eden hangi ülkeler var? İşte Ukrayna cephesinde Rusya var. Suriye'de 2010 yılından beri Suriye mücadele ediyor silahla. Ve Türkiye'de demin söylediğimiz gibi Gladio'ya karşı ve PKK'ya karşı, yani Amerika'nın güçlerine karşı silahlı bir mücadele yürütüyor. Yani dünyada Amerikan emperyalizmine karşı silahla mücadele eden 3 ülkeden biri. Vatan Partisi'ne büyük bir katılımın olduğunu ifade eden Perinçek, Vatan Partisi'nin yeni süreci temsil ettiğini belirtti. Vatan Partisi'ne Türkiye'nin her yerinden büyük katılımlar oluyor. Süreç, bir doğum süreci, o yeni bir şey doğacak ve o Vatan Partisi o doğumu temsil ediyor. Onun için oraya doğru kan toplanıyor, can toplanıyor. Bir tarih yaşıyoruz, tarih yapıyoruz. Onun için çok şanslı insanlarsınız. Ben de sizlerden biri olarak şanslı insanım. Burada oturan herkes şanslı. Vatan Partililer Türkiye'nin en şanslı insanları. Çünkü tarih yapan insanlar.